basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Malumunuz Ukrayna'daki çatışmalar 12 gündür devam ediyor. İnsani kriz ve can kayıpları maalesef artıyor. 1.7 milyon kişi şu ana kadar ülkeyi terk etti. Bunların bir kısmı da ülkemize geliyor. Biz de vatandaşlarımızın tahliyesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu sabah itibariyle yaklaşık 12 bin vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik. Az önce koordinasyon ve destek merkezinde ilgili arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantımıza video konferans yöntemiyle Ukrayna, Rusya, Polonya, Romanya ve Moldova'daki büyükelçilerimiz de Odessa Başkonsolosumuz da katıldılar. Bugün de Kiev'den trenle, Lviv, Odessa ve Zaporijya'dan da otobüslerle tahliyeler planlıyoruz. Kiev, Harkiv, Mariupol ve Sumy'de insani koridorlar açılmasına karar verildi. Fakat sahada farklı durumlar ortaya çıkıyor. Kuzeydeki sınır kentlerinden özellikle Çerniviv yaklaşık 30 vatandaşımız var. Sumy'de 180 vatandaşımız var yaklaşık. Ve güneyde Herson'da yaklaşık 380 vatandaşımız var. Mariupol'da da yaklaşık 50 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın tahliyeleri için de çatışma bölgeleri olduğu için, bazı şehirler kuşatıldığı için hem Ukrayna tarafıyla hem de Rusya tarafıyla temas halindeyiz. Yine Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzu açık tuttuk. Misyonlarını açık tutan nadir ülkelerden de bir tanesiyiz. Diğer taraftan tabii hem Ukrayna içindeki insanlara hem de komşu ülkelere geçen insanlara insani yardımlarımızı da artırarak devam ettiriyoruz. Tabii bizim en öncelikli konumuz ise amacımız ise çatışmaların bir an önce durdurulması. Saldırıdan önce Cumhurbaşkanımız ve bizler Rus ve Ukraynalı muhataplarımız da özellikle onları bir araya getirmek için çok çaba sarf ettik. Saldırının başlamasından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben de yaklaşık 40 görüşme gerçekleştirdim. Bu süre zarfında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile 6, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 4 kez görüştüm. Mesaj yoluyla haberleşmemiz buna dahil değil. Çatışmalardan önce Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımı Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirme teklifinde bulunmuştum. Bu konuda tüm taraflarla, yani hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla daha doğrusu temaslarımızı kesmeden sürdürdük. Savaşın ardından bu çabamızı daha da arttırdık ve iki tarafı buluşturmak için yoğun bir diplomasi yürüttük. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Bilhare Lavrov Antalya'daki bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz ve Perşembe günü 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Ve bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Ve bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz. Biz iyi niyetle kalıcı bir barış için, çatışmaların bir an önce durdurulmasıyla birlikte kalıcı bir barış için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Tüm bu gayretlerimizde, özellikle tahliyelerimizde, tüm çalışma arkadaşlarımız, gerek misyonlarımız, gerekse bakan yardımcılarım ve Ankara'daki tüm arkadaşlarımız, koordinasyon ve destek merkezindeki arkadaşlarımız, yine İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Kızılay'ımız, AFAD'ımız, bizimle birlikte işbirliği içinde gece gündüz çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.